Herkese merhaba. Bugün Citroen İnanlar'dayız. Yeni Berlingo'yu da inceleyeceğiz. Şöyle bir aracın bilgilerinden başlayalım. 1.5 dizel Fuel Steel paketi 100 beygir otomatik vites giriş donanımı. Şöyle yandan bakacak olursak. Hoş bir tasarım var. Ön taraf şöyle bakın. C5 Aircross'a biraz benziyor. Burada işte Citroen'in yaptığı gündüz farıyla normal farı ayırma yöntemi. Sis farının çevresinde beyaz bir parça var. Hoş duruyor. Ticari segmentinde güzel bir araç. Ön tarafta yine böyle değişik bir ızgara görünümü var. Yan tarafa geldiğimizde burada Michelin Energy Saver'la gelmiş. 205-60-16 siyah alüminyum alaşım jantları var. Güzel, hoş duruyor. Şu kapıyı bir kapatalım. Ve yan tasarıma bakalım. Yanında Citroen'den alışa geldiğimiz airbamplar var. Ve bunun çevresinde de beyaz parça devam ediyor. Yan tasarımdan PSA grubu araçlarla aynı. Şurada güzel bir hareket var. Arka camları açılıyor. Kedide olmayan bir şey. Şöyle arka tasarımına gelelim. Arkada yine komboyla, rifterla benzer bir tasarım var. Stopları farklı. Bu giriş seviyesi olduğu için arka tampon boyasısı ve arka camı açılmıyor. Üst donanımlarda arka cam açılabiliyor ama arka tampondan emin değilim. Şöyle yavaşça isterseniz bagajı açalım. Bagajdan başlayalım bu sefer. Buradan açılıyor. Oh, biraz sesli çalışıyor amortisörleri. Bagajında Buraf'ın adı neydi tam hatırlamıyorum. Yazarım ekrana. Sökülebiliyor. Şurada vidaları var. Burada 2K pandizot, sert bir pandizot ve bunu buradan söküp üst tarafa da koyabiliyorsunuz. Böyle de açabiliyorsunuz ama şu an tabii şuraya değiyor. Üst katmandayken açabiliyorsunuz. Bagajı geniş, güzel bir bagajı var. Bagaj hacmini ekrana ben yazarım yine. Şu bagajın içinde herhangi bir göz var mı bakıyorum. Şurada bir göz var. Bir de burada böyle askı vesaire göremedim. Şurada lastikli bir şey var. Buraya bir şeyler sabitleyebilirsiniz belki. Şu biraz işi bozmuş. Arka koltukları dik kalmış. Onu arkada bakacağız. Onu söküp arka koltukları biraz daha getirebiliyorsunuz. Bagajını kapatalım. Biraz sert bir bagaj kapağı. Kedide artısı vakum vardı. Bunda yok. Depo kapağımız sol tarafta. Dizel. AdBlue. Euro 6.2 normlarını karşılaması için. Arka tarafından devam edecek olursak kapı birazcık ağır bir kapısı var ama yükleme hani biniş iniş binişler kolay. Koltukların bu boş donanım olduğu için ileri geri ve sırtlık ayarı yok. Katlanabiliyor ama bu koltuklar şöyle katlayabiliyorsunuz. Yekpare şekilde katlanıp düz bir zemin elde ediyorsunuz. Kedi de biliyorsunuz böyle katlayıp sonra bir daha sırtını kaldırmanız gerekiyor. Evet. Şimdi arkaya doğru geçelim. İlk geçmeden şunu söyleyeceğim. Şunu yükseltip kullanmanız lazım. Burası sırtınıza batabilir yoksa. Önde az önce ben oturdum. Şöyle arkaya geçelim. Evet. Bir karışa yakın bir diz mesafesi var. Güzel. Baş mesafesi de saçım başımın aldığını konuşmamıza gerek yok baş mesafesine. Ortada herhangi bir şaft tüneli olmadığı için üçüncü yolcu rahatlıkla seyahat edebilir. Ancak bu boş donanım olduğu için ortada bir şey yok. Kollayaması olan donanım değil bu. Feel bu. Shine'da var. O yüzden burada herhangi bir havalandırma vesaire yok. Şu orta koltuğa geçelim. Orta koltukta da şaft tüneli olmadığı için gayet rahatım. Ve bu koltukların üçünün ayrı ayrı olması da omuz mesafesi olarak da rahatlık sunuyor. Arkadan öne genel bakışta böyle. Bu biraz ticari hissettiriyor. Şurası böyle kesik falan ya. Ama Shine donanımda burası tek parça olduğu için daha güzel. Burada elektrikli camlarımızın kontrolleri var. Burada kapıyı açıp kapattığımız kol var. Buraya kolumuzu koyabilir miyiz bilmiyorum. Biraz ince. Burada da ufak bir eşya gözü var. Buraya da su şişesi falan sığmaz ama yani arka tarafta biraz eşya gözü sıkıntısı var. Tutamaklarımız var. Üst raf biraz ufak geldi bana. Bunun cam tavanlı olanı var Shine'da. Modu tap geliyor böyle. Üste hem ışığı oluyor hem de
göz olarak kullanabiliyorsunuz. O da hoş bir detay. Ön tarafa geçelim şimdi. Evet, ön kapıyı açtık. Kapısı şu benim sevmediğim şekilde açılıyor. Yeni kedi de böyle. Şu üst parçayla birlikte açılması ticari hissini arttırıyor. Bence binekten uzaklaştırıyor. Kapı şöyle yatarak açılıyor biraz dışa doğru. İniş binişleri kolaylaştırması için. Malzeme kalitemiz tabii ki de sert ticari yani bu araba. Ama hani kedide de böyle bir değişik bir kaplaması vardı. Bunda da var. Değişik bir kaplamayla biraz daha kalite hissiyatı arttırılmış. Burası kumaş kaplama. Burası da sert. Keşke şu tuttuğumuz yer yumuşak olsaydı ama ticari bir araç. Bunu unutmamak lazım. Burada ufak bir oyuk var. Burada da bir gözümüz var. Şurada ne görüyorum? Arka kapıların çocuk kilidini buradan açıp kapatabiliyoruz. Far yükseklik ayarımız da burada. Burada bir bardaklığımız var. İçeri geçince zaten anlatacağım. Şöyle içeriye doğru geçelim yavaştan. Kapıyı da kapatayım. Burada bir bardaklığımız var. Aynısından sağda da var. Oraya bir küllük koymuşlar. Yine burada da ufak bir bozuk para koyulur. Buraya bardak koyulmaz. Şurada da bir oyuk var. Burada bir göz görüyorum. Ticari için güzel bir detay. Kedi de yoktu. Altında herhangi bir kaplama yok ama burada göz olması güzel düşünülmüş bir şey. Şurada da bir göz var. Bunlar ticari kullanım için. Mesela irsaliyeleri şuraya at. Faturaları, küçük makbuzları şuraya at gibi. Direksiyon C5 Aircross'tan şurada duran. Tanıdığımız Citroen modellerinden bildiğimiz direksiyon. Kulakçıkları ayrı hareket eden. Deri kaplı değil sanırım. Plastik. Biraz sert bir hissiyat var. Buradan multimedya kontrollerimizi yapabiliyoruz. Buradan da işte kaynak, Bluetooth ve yol bilgisayarı ayarlarını yapabiliyoruz. Yol bilgisayarı buradan. Parça değiştirme buradan sanırım. Cruise kontrol var. Cruise kontrolün kumandası Peugeot'lardan alışageldiğimiz Citroen'den, PSA grubundan alışageldiğimiz şekilde. Göstergelerimiz hayalet değil. Klasik bir C3'den, C3 Aircross'tan bildiğimiz bir gösterge paneli. Bu tarafa geldiğimiz zaman burada bir ekranımız var. Açılacak mı bilmiyorum. Müzik, yani radyo, Bluetooth vesaire için araç bilgilerini, navigasyonu, ana menüyü ayarları gördüğünüz bir buton var. Butonluyorum. Dokunmatik. Klima aşağıda, burada değil. Ve manuel bir kliması var. Bu araç boş paket olduğu için. Manuel ama derecesini buradan ayarlıyorsunuz. Kademesini buradan ayarlıyorsunuz. Manuel. Dijital değil yani. Bozuk paralarınız için buraya bir göz koyulmuş. Elektronik park freni var. Ve benim bu arabada en sevdiğim şey vitesin böyle burada çevirmeli Range Rover havası vermesi. Burada bir oyuk var yine. Altında herhangi bir kaplama yok. Buraya bir şey koysanız düşebilir. Belki de düşmeyebilir. Burada 12 voltluk bir soketimiz var. Aşağıda biraz. Keşke şunun içinde olsaydı. Telefonu buraya koyup koyardın mesela. Burada bir oyuk var. Ve torpido gözü de bayağı büyük, derin. Herhangi bir ışık, kaplama ve soğutma yok içinde. Üstte bir göz var. Burası soğutmalı ve bayağı derin. Malzeme kalitesi üst taraflarda sert. Böyle yukarıda herhangi bir ayna maalesef yok. Evet, şu yukarıdan devam ediyorduk. Yukarıda herhangi bir ayna maalesef bulunmuyor. Burada da halojen aydınlatmalarımız var. Böyle arabanın genelini ben beğendim. Dışarı çıkalım. Evet, bugün yeni Citroen Berlingo'ya baktık. Umarım keyif almışsınızdır. Siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Ticari segmentinde hangi aracı alırdınız? Aşağıda yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.